Saç ektirme işlemi kesinlikle ve kesinlikle hastane koşullarında, bir tıbbi yardım eşliğinde ve bir hekim tarafından yapılmalıdır. Bu şekilde yapılmayan bu cerrahi işlem sonucunda kişinin çok ciddi hastalıklar kapması, yapılan bölgede enfeksiyon oluşması ve kişide kronik hastalıklar, hepatitler, AIDS hastalığı ve buna benzer değişik bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkması mümkündür. Kesinlikle ve kesinlikle merdiven altı olarak tabir edilen kuaför salonları, estetik merkezleri ve buna benzer güzellik merkezleri gibi yerlerde saç ekimi yapılması çok sakıncalıdır. Saç ekiminde kullanılan çeşitli lokal anestetik ajanlar vardır. Bu ajanların dozunun geçilmesi durumunda ehil olmayan kişilerin elinde bunların öldürücü olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Saç ekimi işlemi plastik cerrahide yapılan doku nakliyle birebir aynı işlemdir ve bir plastik cerrah kontrolünde olması kişinin daha başarılı sonuç almasını, yapılan işlemin daha faydalı olmasını getirmektedir. Sonuç itibariyle burada dokulara uygulanacak işlem, dokuya gösterilen saygı, alınan saç köklerinin iyi bir şekilde muhafaza edilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Saç köklerinin alınmasından ekilmesine kadar geçen süreçte tüm her bir sürecin çok ince ayrıntılar içerdiğini, bu ayrıntılara dikkat edilmediği takdirde ekilen saç köklerinin yarısının bile çıkmayacağının akıldan çıkarılmaması gerekir. Ve bu işlemin tam net olarak düzgün bir şekilde yapılması için bu işi çok iyi bilen, bu işin eğitimini almış plastik cerrahların yapması bizim daha uygun gördüğümüz bir süreçtir. Bu şekilde yapılan işlemlerde başarının çok yüksek oranlara çıktığını, %98'lere kadar başarılı bir sonuç alındığını izlemekteyiz. Sonuç itibariyle cerrahi bir müdahale olan saç ekiminde kişilerin bir ameliyathane koşulunda bu işlemi yaptırması, herhangi bir problem çıktığı anda müdahale edecek doktorun başında bulunması ve müdahale koşullarının buna uygun olması çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü saç ekimi çok kısa bir işlem değildir. 6 ile 8-10 saat sürebilen ciddi bir cerrahi müdahaledir. Bundan dolayı kişiler uzman kişilere kendisini göstermeli ve bu kişilerin yardımı altında, bu kişilerin gözetimi altında bu işlemi gerçekleştirmelidirler.